أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك أو نتوفينك
إنك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. Ey kıymetli ve muhterem izleyenler! Bu okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerin yüce mealini veriyoruz. Şimdi o yüce Allah'ın ayetleri hakkında tartışıp duranları görmüyor musun? Nasıl da döndürülüyorlar? Şöyle bir bakın. Kitaba ve peygamberlerimizi gönderdiğimiz şeylere yalan diyenler ileride bilecekler. O zaman boyunlarında demirden halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Cehennem kaynar cehennemde, kaynar su içinde yüzecekler. Kaynar su içindeki sonra ateşte kaynatılacaklar. Sonra onlara denilecek ki, nerede o ortak koştuklarınız? Allah'tan başka diyecekler ki, onlar bizim yanımızdan kayboldular. Doğrusu biz ondan önce bir şeye ibadet etmiyormuşuz. İşte Allah Celle Celal kafirleri böyle şaşkın yapar. Bunun sebebi şudur. Çünkü siz yeryüzünde haksız yere seviniyordunuz. Ve zira siz kendinize çok güveniyordunuz. İçlerinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından gir. Bak o kibirlenenlerin yeri ne kadar berbat, ne kadar çirkin. Onun için sabret ey şanlı Muhammed ve onun ümmeti. Allah'ın vaadi gerçektir. Muhakkak yerine gelecektir. Artık onlara yaptığımız vaadin bir kısmını sana göstersek de ya da seni kendimize alsak da onlar mutlaka döndürülüp bize getirileceklerdir. Hem de ağır suçlu olarak. Andolsun ki biz senden önce nice peygamberler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, kimini de anlatmadık. Hiçbir peygamberin Allahu Teala'nın izni olmadan bir mucize getirmesi mümkün değildir. Yüce Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte batılı seçenler orada hüsrana düştüler. Evet kıymetliler, şanlı Kur'an gerçekleri ortaya koyuyor, nur saçıyor.
bütün insanlık kurtulsun diye. Allahu'l-lezî ce'ale lekumü'l-en'âme litarkebû minhâ ve minhâ te'kulûn. Ve lekum fîhâ menâfi'u ve litemilgû aleyhâ hâceten fî sudûrikum ve aleyhâ. Ve aleyhâ ve alel fülkî tuhmelûn. Ve yürikum ayati fe eyye ayatillahi tunkirun. Efelem yesiru fil ardı feyenzuru كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. Ey kıymetli ve muhterem izleyenler! Onlara hem binesiniz hem de onlardan yiyesiniz diye o yumuşak başlı hayvanları sizin için yaratan o yüce Allah'tır Celle Celaluhu. Sizin için onlarda daha birçok faydalar vardır. Bir de onların üzerinde gönüllerinizdeki bir arzuya erişirsiniz. Onların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Size varlığını ispat eden delillerini gösterir. Artık Yüce Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna hiç bakmazlar mı? Onlar kendilerinden sayıca daha fazla, kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından daha üstün idiler. Öyleyken o kazandıkları şeyler kendilerini kurtarmadı. Çünkü onlara peygamberleri apaçık delillerle geldikleri zaman kendilerinde bulunan ilme güvendiler de o alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıverdi. O zaman hışmımızı, azabımızı gördüklerinde Allah'ın birliğine inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Dediler ama hışmımızı, azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda verecek değildi. İş işten geçmişti. Bu Allah'ın kulları hakkında devam eden adetidir, kanunlarıdır. İşte kafirler bu noktada hüsrana uğramıştır. Evet, kafirleri kafir yapan nice noktalar bulunmaktadır. Bunların hepsi uydurmadır, geçerli değildir. Zerreden küreye, bütün alemlere varıncaya kadar iman için deliller ortadadır. İmansızlığa zerre delil yoktur. Ey imansızlar, sizi imansız bırakacak zerre bir delil yoktur. İman edin, derhal Müslüman olun. Müslüman olun da kurtulun. Biz hatırlatıyoruz, tebliğ ediyoruz. Cihadı kebirdir şanlı Kur'an'ı dünyaya doğru anlatmak. Biz İslam'ın hizmetkarıyız. Yüce Allah'a kul olmak, Hazreti Muhammed'e tabi olmak bizim asil şiarımızdır. Asil görevimizdir. Yaratılışın gayesi budur. Gel aldanma, Allah'a kul, peygambere ümmet ol. Ey ümmeti Muhammed, topluca istiğfar edin. Allah'ın yüce değerlerine sıkı sarılın da kurtulun. Dünyayı da insanlığı da kurtarın. Gelin bir olun, birlik olun. Allah'ın tevhid imanında birleşin. Tek vücut gibi olun. Çünkü Allah bir. Ona inananlar da birlikte Allah'a kul olmalıdır. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. Bunu okuyup geçme, iyi anla. Tefsir derslerimizin en başında bunlara yer verdik. Tefsir, keşif notları, bütün dünyada en kıymetli müfessirlerimizin tefsirlerinden keşif notları verdik daha önceki derslerimizde. Baştan sona şanlı Kur'an'ı özetlemeye çalıştık. Bütün müçtehitlerimizin fıkıh ilmini ortaya koyduk. Tasavvuf ilminin gerçeğini ortaya koymaya çalıştık. Ve imanla ilgili İmam-ı Azam'ın fıkhı ekberini ortaya koyduk. Tıp ilminden sizlere keşif notları verdik, Yüce İslam'ın tıp ilminden. Verebildiğimiz kadar verdik, şimdi de sesli Kur'an'ın meal derslerini veriyoruz. Ve inşallah ondan sonra da Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği hizmetlerle devam edeceğiz. Lütuf, kerem, tevfik, hidayet, avni, muavenet hepsi Mevla'dan. Yüce Rabbimizdendir. Ümmeti Muhammed'i Cenab-ı Hak birlik beraberlik içinde başarıya ulaştırsın.
ve dünyaya hükmeden, hükmolunmayan hükmedenlerden eylesin.